Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugünkü videomuzda hep birlikte böyle güzel şirin Noel Baba aksesuarı öreceğiz. Yeni yıl gelirken ağaçlarınızı süsleyebilirsiniz şu şekilde ip takarak. Çocuklarınızın kazaklarına aplike olarak yapabilirsiniz. Şapkalarına aplike olarak kullanabilirsiniz. Çantalarına veyahut da evinizi süslemede, yeni yılda evinizi süslemede kullanabilirsiniz. Arkasına ufak bir iğne takarak broş olarak da kullanılabilir. Bir ten rengimiz var. Kırmızı rengimiz ve beyaz ipimiz var arkadaşlar. Çok az da siyah ip gerekiyor gözlerini işlemek için. Hep birlikte şimdi örmeye başlayalım. Ten rengi ipimizle ilk önce yüzünü yapacağız arkadaşlar. Sihirli halka ile başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Sihirli halkamızı ilmeğimizi kilitledikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Ve ikili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Bu baştaki zincirimizi saymıyoruz. Onu yok sayıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra saymaya başlıyoruz. 16 tane ikili trabzan yapıyoruz sihirli halkamızın içine. İpimizi doluyoruz, çıkıyoruz. Bir, iki seferde çıkıyoruz. İpimizi doluyoruz. Sihirli halkanın içinden batıyoruz. İki seferde çıkıyoruz. Bu şekilde baştaki zincir hariç, o çektiğimiz 3 zincir hariç 16 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 16 tane ikili trabzan yaptım. Şu baştaki zinciri saymadım. Sayalım tekrardan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane yaptık. Daha sonra birleştireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu baştaki zinciri saymıyoruz. Hiç onu yok farz ediyoruz. Ve ilk yaptığımız İkili trabzanın tepesine batıyoruz ve bir ilmek kaydırma yapıyoruz, birleştiriyoruz. Tekrar burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradaki zincirimizi sayıyoruz arkadaşlar. İlk sırada saymadık, buradakini sayıyoruz. Burada her trabzanın tepesine ikinci sıramızda 2 tane ikili trabzan yapacağız. Yani artırmış olacağız. Şimdi burada 3 tane zincir çektim. Tekrar aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan yapıyorum ve bunu 2 trabzan olarak sayıyorum. Aynı yere battığım 2 tane trabzan. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan. Tekrar aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde her ilmeğin tepesine 2 kere batarak sıramı tamamlıyorum. Sıram bittiğinde 32 tane ikili trabzanım olacak elimde arkadaşlar. Bu sırayı da her ilmeğin tepesine 2 defa batarak tamamlayalım. Her ilmeğin tepesine 2 kere batarak 32 tane sık iğne elde ettim arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar geldim. Bu zinciri de saydım bu sırada. Şimdi birleştirme yapıyoruz ve kafamız bitiyor. Şu ilk başta yaptığımız zincirin tepesine bir kere batarak ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekerek bitiriyoruz. Buradan da saklayabileceğimiz kadar ip bıraktık. Bunu buradan saklıyoruz. Vaktinizi almayayım. Ben onları saklayacağım arkadaşlar. Şimdi beyaz ipe geçerek sakallarını yapacağız. Şimdi sakallarını yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şu ek yerimizin hemen bir tane
üstünden başlıyorum. Bir zincir çektim. Bu benim ilk sık iğnem oldu. İkinci sık iğnemi de yaptım. Arkadan da bu ipliğimi yürütüyorum. Şimdi tığımı ipime doluyorum ve yandaki sık iğneye batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı deliğe batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Aynı deliğe 5 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 tane yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. 3 4 ve 5. Hemen yanındakini batarak bir sık iğne yapıyorum. Sakalımızın ilk parçasını yaptık. Yanındakine batıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Tığıma ipime doluyorum. Ve yanındakine batarak yine buraya aynı deliğe, aynı ilmeğe 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. Tekrar hemen yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne daha. Tığımı doluyorum ipimi ve aynı ilmeğe 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5. 3 tane yapmış olduk sakalımızı arkadaşlar. Hemen yanındakine sık iğne batıyorum. Tekrar yanındakine bir sık iğne daha batıyorum. Şimdi en sonuncu sakalımızı yapıyoruz. Aynı ilmeğe yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Yanındakine bir sık iğne. Tekrar yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Döndürüyorum ve şurada aynı ilmeğe 5 tane sık iğne yaptığımız delik var arkadaşlar. Şu şekilde. Buraya batıp, tam ortasına batıp buradan şu şekilde batarak bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Başa kadar tekrarlayacağım arkadaşlar. Hepsinin ortasına batacağım şu şekilde. 5 zincir çekeceğim aralarında. Başa kadar yapacağım. 1 2 3 4 5. İkinci sıraya 5 tane sakal yapacağımız için buraya da 5 tane beşerli zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane çektim. Tekrar diğer sakalın ortasına battım. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane çektim. Ve burada en baştaki beyazı başladığımız yere şu şekilde batıyorum ve buradan bir ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şu şekilde çeviriyorum. İkinci sıradaki sakallarımızı yapacağız. Bir tane sık iğne yapıyorum zincirin içine ve 5 tane de ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5.
bir sık iğne yapıyorum ve diğer zincire geçiyorum. Buraya da sık iğne ile başlıyorum. Yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar sık iğne ile bitiriyorum. Tam ortadaki sakala geldim arkadaşlar. Ortadaki sakala gene sık iğne ile başlıyorum ve buraya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Sadece ortadakine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane ikili trabzan yaptım. Yine bir sık iğne ile bitiriyorum. Ve bu iki zincirimi de 5 sık iğne, 5 tane ikili trabzanla dolduracağım. Başlarda bir sık iğne. Tamamlayalım. 1 2 3 4 5 Bir sık iğne ördüm. Son zincirime geçtim. Bir sık iğne ördüm. Tığıma doladım ipimi. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım. Sonunda bir sık iğne yapıyorum. Ve bu en baştaki sık iğnenin dibine batarak bir sık iğne daha örüyorum. Şimdi bıyıklarını yapacağız arkadaşlar. Sakalları bitti gördüğünüz gibi. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Tam şu ortada şu burada 4 tane sakal yapmıştık. Tam onun ortasına gelecek yere batıyoruz şu şekilde. Bakın tam şuraya denk geliyor. Buraya batıyorum. Ve şöyle ortadan çıkarak buraya da bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Karşıda başladığım yere tekrar batarak bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bir tane sık iğne. Bir tane yalancı trabzan yani tığımı ipime doluyorum. Batıyorum ve hepsini birden çekiyorum. Daha sonra da ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane de sık iğne yapacağım bu zincirin içine. Daha sonra bu ortaya battığımız sık iğnenin de ortasına batarak bir ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Tekrar yan, ondan sonra yandaki zincire geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve 5 tane 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Ve bir sık iğne yaparak bitiriyorum. Tam yine şu dibine başladığımız yere batarak bir ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra şimdi saçlarını yapacağız arkadaşlar. Burayı bu şekilde başa kadar hemen yanındakine her ilmeğe batarak sık iğne yapıyoruz.
Bunu başa kadar örüyoruz. Zaten ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi çok da kolay ve zevkli örülüyor arkadaşlar. Çok güzel bir motif. Broş da yapabilirsiniz. Çocukların kıyafetlerinde aplike olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Sonuna geldik ve burada bir zincir çekiyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. İpimi çektim. Daha önce bir tığ alıp bu ipimi saklayacağım. Şimdi şuradan hemen yanındaki ilmeklerden geçiriyorum. Bu ipi arkaya doğru çekiyorum. Çekelim ki buradan ek yeri belli olmasın arkadaşlar. Bunu çektim. Bir düğüm atalım. Bir kere daha geçirdik mi yeterli olacaktır. Şuradan geçirdim. Evet, gördüğünüz gibi saçları ve sakalları bitti arkadaşlar. Şimdi şapkasını örelim.